bütün bu yaşanan dinamikleri Türkiye'yi bölmek, Türkiye'yi yok etmek için kurgulanıyor diye okumak başka bir şey. Bütün bu riskleri ve yaşananları ya biz bunun içinde daha doğru bir pozisyon nasıl üretiriz ve hem dünyaya hem ülkemize katkımız nasıl olur diye bakmak başka bir şey. Bütün bu yaşananları kendi iktidarımızın devamı için ben bunu nasıl bir fırsat alanı olarak kullanırım diye bakmak başka bir şey. Temel problemlerden biri güvenlik denen şeyin sadece sınır güvenliği diye anlaşılması. Ve muhalefet de böyle anlıyor. Yüreğinden o SİHA'ları gördüğü zaman, o gemiyi ya da tankı gördüğü zaman çok mutlu olan, gururlanan insanlar var. Günün sonunda o görüntüler bitip de bakkala girdiği zaman karşılaştığı da bir soğan fiyatı var. Yani soğan fiyatı bu arada bu seçimlerin sembolü haline geldiği için ben de hatta sık... bakan 11-12'ye düşer yakında merak etmeyin demiş. Ben de sıkça kullanıyorum bunu. Ama sonuçta bakkala girdiğinde de karşılaştığı bir soğan fiyatı var. Onun için o ulusal gurur, onur meselesi de bir yere kadar çalışıyor. İşte bütün bunlara rağmen bile iktidar hala 2018 oyunun oldukça gerisinde her şeyden önce. Onu da yakalama şansı kolay kolay görünmüyor. Bu son düzlüğe Tayyip Erdoğan pilot montu ve siyah gözlükleriyle girdi. Bundan sonra Cumhur İttifakı'nın çizgisi bu yönde kalınlaşacak diyebilir miyiz? Böyle bir tahminimiz olur Cumhur mu? Cumhur İttifakı'nın güvenlik ve askeri evet, güç. Bir, hani bir siyasi alanı daraltmak, kas gücü dediğimiz hikayeler var ama bir yandan da bir söylemi var. O söylem esas itibaren bir yerli ve milli olmak meselesine yaslanıyor. İki, bütün dünyadaki gelişmelerin ya da küresel dinamiklerin Türkiye için ürettiği riskler tarafını vurguluyor. Doğru böyle bir risk tarafı var mı? Var. Yani dünyada Amerika ile Çin arasında hani kod adı, ekonomik bölüşüm kavgası ya da Batı ile Rusya ya ve Hindistan, Çin dahil o siyasal egemenlik kavgası bölüşümü, hem de Müslüman coğrafya ile Batı arasındaki kültürel gerilim. Türkiye bu üç gerilimin de sahnesi ve öznesi. Çünkü bu üç gerilimi biz bizzat kendi aktörlerimiz, kendi hayatımız, kendi gündelik hayat ritmimizin içinde yaşadığımız meseleler bunlar ayrıca. Yani biz hani Romanya gibi ya da İsveç gibi dışarıdan seyrediyor değiliz bu meseleleri. Bizzat tarafıyız ve bizzat sahnesinin içindeyiz. Dolayısıyla burada eğer İşte Suriye'de, Libya'da, Müslüman coğrafyaya karşı Batı'nın bir takım ikiyüzlü davranışları ya da ekonomik riskleri baktığımız zaman tabii ki riskimiz var. Ama bütün bu yaşanan dinamikleri Türkiye'yi bölmek, Türkiye'yi yok etmek için kurgulanıyor diye okumak başka bir şey. Bütün bu riskleri ve yaşananları ya biz bunun içinde daha doğru bir pozisyon nasıl üretiriz ve hem dünyaya hem ülkemize katkımız nasıl olur diye bakmak başka bir şey. Bütün bu yaşananları kendi iktidarımızın devamı için ben bunu nasıl bir fırsat alanı olarak kullanırım diye bakmak başka bir şey. Dolayısıyla bir kere güvenlik algısı meselesinde muhalefet iktidardan çok iktidarın çizdiği zihni sınırdan çok ayrışamadı. Türkiye'deki temel problemlerden biri güvenlik denen şeyin sadece sınır güvenliği diye anlaşılması. Ve muhalefet de böyle anlıyor. Muhalefet de böyle anladığı için her tezkereye gidip evet diyor zaten. Yani yanlış yapıyor değiller, bilerek evet diyorlar. Yani son bir tezkereye CHP hayır dedi ama evet. Esas itibaren şimdiye kadar etkilet dedi. Halbuki eğer güvenlik diye Covid-19'u da güvenlik görürseniz, işsizliği de güvenlik görürseniz, gençlerinizin %82'sinin yurt dışında yaşama arzusunda olmasını, güvenlik toplumsal beka için, güvenlik ülkenin toplumsal esenliği için bir güvenlik riski görürseniz başka şeyler yaparsınız. Dolayısıyla muhalefet oradan da ayrışamadı. Şimdi iktidar dolayısıyla hem muhalefeti ve hayatı bir kısıtın içine dayıyor. Hem de oralarda hem yerli milli diye bir söylem üzerinden hem de bütün dünyanın Türkiye'yi bölmek arzuladığı ya da Türkiye'ye düşman olduğu bir hikaye üzerinden bir şey kurguluyor. Ama o Türkiye'ye düşmanlığı ya da Türkiye'yi kıskanıyorlar en hafifi. Ya da işte bölmeye kadar gidiyor ya da içimizdeki bilmem nelere kadar gidiyor biliyorsun. En hafif o kıskanmak lafı. Bütün buradan baktığınız zaman muhalefetin kurduğu hikayeye toplum bunun bir kısmına inanıyor mu? Elbette inanıyor. Ya da toplum gerçekten böyle bir bölünme korkusunun varlığına inanıyor mu? Evet, ona da inanıyor. Yani çünkü Türkiye'de bu tür korkular, paranoyalar eğitim sistemiyle, hukuk sistemiyle ve siyasal sistem ve medyanın desteğiyle 7 yaşından 6 yaşından itibaren okula giren her Türk yurttaşı için beynimize işleyen şeyler sonuç olarak. Yani Türkiye'de milliyetçilik bir partinin tek elinde değil. Türkiye'de milliyetçilik bir ezberden ibaret ve eğitim sistemiyle beyinlerimize sokulan bir takım kavramlardan ibaret. Yoksa
gerçek anlamıyla bir milliyetçi ideolojiden söz ediyor olsaydık, o milliyetçi olduğunu iddia eden partilerin biri şimdiye kadar iktidara gelirdi. Öyle değil ki, hepsi aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı pozisyonlardan alıyorlar. Dolayısıyla güvenlik temelli bakış iktidarın şey yap. Şimdi orada da şimdi tabii bir savunma sanayi. Çünkü ekonomide artık köprüler, yollar hikayeleri bitti sonuç olarak. Şimdi de işte askeri sanayi üzerinden bir başka hikaye anlatısı var. Çünkü iktidarı oluşturan asıl hikaye bence oradaki, iktidarı oluşturan İslamcı ve Avrasyacı zihni ittifak. Yani taşıyıcıları kimler bilmem ama sonuçta karşımızda bir zihni koalisyon var. O zihni koalisyonun ortaklığını sağlayan şey bir devletin tekliğini savunmaları. Güçler ayrılığını falan değil, devletin tekliğini savunmalı. Gerçekten buna inandıkları için o yüksek yargıçlar gidip Cumhurbaşkanı'nın önünde adli yıl açılışı yapıyor. Ya da o generaller Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını alkışlıyor. Yanlış yaptıklarını düşünmüyorlar. Zaten devlette güçler ayrılığı olmaz, devlet tektir diye bakıyorlar gerçekten her şeyden önce. O yüzden de devletin güvenliği ve devletin tekliği üzerinden kurduğu bir hikaye var iktidar. Ve bunu da askeri güç ve güvenliği de sınır diye görünce doğal olarak askeri güç öne çıkıyor. Ve orada da o zaman muktedir olmak. Yani dünyaya karşı da kas gücünü geliştirmek. Sadece o kas gücü dediğim şeyi içeriye karşı kullanmak değil, dışarıya karşı da yeri geldiğinde kullanmak. Bak Suriye'de, Libya'ya da şunu yaptık, bunu yaptık demek. Bunun da evet onur, gurur gibi hani toplumsal duygulara değen bir tarafı var elbette. Seçmenin bir kısmında gerçekten yüreğinden o hani SİHA'ları gördüğü zaman, o gemiyi ya da tankı gördüğü zaman çok mutlu olan, gururlanan insanlar var. Evet, ama günün sonunda o görüntüler bitip de bakkala girdiği zaman karşılaştığı da bir soğan fiyatı var. Yani soğan fiyatı bu arada bu seçimlerin sembolü haline geldiği için ben de hatta sık... bakan 11-12'ye düşer yakında, merak etmeyin demiş. Ben de sıkça kullanıyorum bunu. Ama sonuçta bakkala girdiğinde de karşılaştığı bir soğan fiyatı var. Onun için o ulusal gurur, onur meselesi de bir yere kadar çalışıyor. İşte bütün bunlara rağmen bile iktidar hala 2018 oyunun oldukça gerisinde her şeyden önce. Onu da yakalama şansı kolay kolay görünmüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ima ettiği dijital karanlık işlerle ilgili bir tweet attı. Doğrudan başdanışmanı Fahrettin Altun'a yönelik. Siz bundan sonraki noktada, daha doğrusu süreçte, propagandanın daha da çirkinleşebileceği diyeyim tırnak içinde. Böyle bir işte 10-12 gün bekliyor musunuz? Bekliyorum. Bekliyorum. Yani çok daha sert şeyler yaşayabiliriz. Kimi mitinglerin, kimi aday kongrelerinin ya da işte şeyin konuşmalarının yasaklanması ya da oralarda dün de öyle birkaç yerde oldu örneğin işte bazı yerlerde bazı seçim bürolarına basmak falan. Yani sanki bu iktidarın uzun bir süreden beri, yanlış anımsamıyorsam 2014 yerel seçimlerinde ilk Tokat'ta, yine yanlış anımsıyor olabilirim, HDP'nin konvoyuna, kampanya arabasına saldırı olmuştu. Ve yerel insanlardan olduğu gözleniyordu. Sonuçta yerel miydi onlar, örgütlü müydü onu bilemem ama en azından öyle bir hava vardı. Ve o tarihte zamanın başbakanı olarak Tayyip Erdoğan dedi ki halkım tepki veriyor ve bunu normal gördü. Bunu normalleştirdiğiniz zaman bireysel tepkileri ve zaten böyle bir iklim varsa, yani iktidarın aleyhine bir tweet atan anında ifadeye çağrıldığı ama elinde silahla, evinden böyle pompalı tüfekle kan banyosu yaptıracağız size, ey ateistler, ey Kürtler, ey solcular denenlere hiçbir şey yapılmadığı bir ortamda ya da hani kod adıyla Gezi'deki palalı adama ceza verilmediği zaman sonuçta zaten siz bunu teşvik eden bir ortam açıyorsunuz her şeyden önce. Ve böyle birikti geldi bu mesele. Yani Tayyip Bey'in Gezi'de %50'yi zor tutuyorum evde cümlesinden başlayarak biriken gelen bir şey var. Dolayısıyla da iktidar kanadı sürekli olarak bunu körükleyen, bunu teşvik eden, en azından ayrımcı ve nefret söylemlerini cezalandırmayan söylemleri imkan açtığı zaman ve hatta o insanlar işte Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıda bulunan insanları bile tutuksuz yargılama imkanlarını tanımaya başladığından itibaren zaten buna teşne bir iklim oluşur her şeyden önce. Şu anda zaten o iklimin daha da manipüle edilmiş haline edilmekte olduğunu görüyoruz. Yani bakanların bazılarının, hükümet yetkililerinin bazılarının konuşmalarından doğrudan hedef vererek, hedef göstererek, isimlendirilerek
bütün muhalefetin öcüleştirildiği, şeytanlaştırıldığı, düşmanlaştırıldığı bir iklim var. Bir de bunu şimdi Kemal Bey'in iddia ettiği gibi ki mümkün müdür? Mümkündür. Yani vardır yoktur bilmem ben. Elbette onu işte emniyet güçleri bilir, istihbaratçılar bilir. Ama belli ki Kemal Bey'de içeriden bir bilgi geldi ki bunu sanırım açıklama ihtiyacı duyuyor. Benzer şey Sadat meselesinde de olmuştu. Yani tanıdığımız kadarıyla Kemal Bey de öyle hani karnından uydurarak tepki üreten birisi değil. Mutlaka elinde bir takım duyumlar olduğu için bunları söylüyor ya da Sadat'ın kapısına gitti. Ta o zamandan uyarmıştı. Onun için evet önümüzdeki 12 günde daha sert sosyal medyada hedef göstermeler, daha sert tehdit etmeler, o iklimi hani iktidar değişikliğinde bir kaos ve karmaşa olacak duygusunu verecek ya da bu korkuyu yayacak her şeyi yapacaklarını sanıyorum bir. Bunun bir kısmını bilinçli yap, kendileri yapıp örgütleyebilirler. Bir kısmı kendiliğinden de gelişebilir. Oluşabilir. Çünkü bu iklimi aştığınız zaman olmaması sürpriz olur aslında yani. Çünkü sonuç olarak insanlar gündelik hayatta işte aynı metroya biniyorlar. Hani bir zamanlar bunları biz yaşadık. Koltuğun altında hangi gazete var diye gençlerin birbirini dövdüğü, öldürdüğü, şiddet uyguladığı bir ülke burası. Ben o dönemde üniversitede öğrenciydim. Şimdi de metroya, metrobüse ya da bir ortak alana, lokantaya, restorana gittiğinizde bu kadar öfkeli insanların olduğu. Çünkü insanların öfkesi bir kere önce kendi gündelik hayatlarından. Geçim derdi var, karnı aç, çocuğun harçlık verememiş vesaire. Ve o öfkesinin önüne bir cisimleştirilmiş düşman koyuyorsunuz. Ama Suriyeliler diyorsunuz bir kanattan bakarak. Bir kanattan bakarak solcular diyorsunuz. Bir kanattan bakarak bu hükümete muhalif olanlar diyorsunuz. Gaza gelmiş o kızgınlık son derece yükselmiş bir takım insanların da bir öfkeyi bir yere doğru yönlendirmeleri çok beklenir bir şey, sürpriz bir şey değil. Dünya tarihinde de hep böyle olmuş zaten yani. Bu tartışmalar tabii elbette muhalefetin bir adım atması, karşı hamle yapması anlaşılabilir ama sonuçta şöyle de bir etkisi oluyor diye düşünüyorum. Deprem gibi, ekonomi gibi konuların konuşulma süresini, hacmini azaltarak aslında Elbette. Erdoğan'ın iyi bildiği bir Aynen. oyunun Aynen, alanında aynen. Bir kalınıyor. kere şöyle bir, yani işte o iktidarın çizdiği gündemin dışına çıkamamak dediğim de o. Yani son bir aydır mesela muhalif kanadın en yoğun tartışması ne? Hatırlayalım. Bir, Muharrem İnce meselesi. İki, tip meselesi. Tip oyları bölecek mi, bölmeyecek mi, o mu? Yani HDP niye Türkiye'leşip de %20-25 oy almadığı tartışmıyoruz. Niye sınıfsal ya da yoksulluğun, işsizliğin bu kadar derin olduğu bir ülkede bir sol parti ya da tip 15 almıyor, 20 almıyor tartışmıyoruz. Niye CHP %40'a bir türlü gelemiyor ya da AK Parti'den fazla oy alır seviyeye niye gelemiyor da tartışmıyoruz. Ama Muharrem İnce tartışıyoruz vesaire. Ama buna karşılık deprem de tartışmıyoruz. Şu anda deprem bölgesiyle ilgili yardımlar azalmış durumda. Devletin ne yapıp yapmadığını bu seçime odaklanmış. Hikayenin içinde oralarda ne oluyor, insanlar neye ihtiyacı var, temiz içme suyu ihtiyacı halloldu mu onu da bilmiyoruz. Yani gerçek sorunların dışında bir suni gündemin içinde meşgulüz. Ve işte bu da yine iktidarın mahareti bir bakıma. Yani illa başlangıçtan itibaren Muharrem İnce böyle aday olmuştur, Sinan Ugan şöyle olmuştur, böyle bir bakışım yok. Ama bu saatten sonra bu fotoğrafı sürekli olarak gündemde tutuyor olmak ve tartışmayı bunun dışına çıkarmamak da sonuçta iktidarın lehine çalışıyor. Çünkü o kaos ve karmaşa olma ihtimali ya da yeterince biz oy versek, o oylar 50'yi assa bile bu iktidar teslim etmeyecek duygusu ya da kaygısı. Ya da teslim etseler bile kim bilir o gece, ertesi gece işte Brezilya'da olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi neler olur korkusu. Hem insanların seçime katılma arzusunu hem de muhalefete oy verme bakışını etkileyebilir korku iklimi. Ve sonuçta bu iklimde iktidarın lehine çalışıyor sonuç olarak. Son olarak şunu sormak istiyorum. Kürt sorunu beklendiği gibi, olacağı gibi seçimin kilit Ha. meselelerinden, en önemlilerinden biri oldu. Yani Erdoğan'ın suçlamaları, HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteği, Emek Özgürlük İttifakı içindeki tartışmalar, Demirtaş'ın tweetleri, Öcalan'a işte en son Akşener'in bir yargı mensubu gitti dedi Öcalan faktörü. Kürtler bu seçimden ya da Kürt siyaseti bu seçimden ne bekliyor ve sonuçta sizce bunun ne kadarını alacak beklediklerinin? Şimdi Kürt siyasetinin beklediği şey ne? Kabaca iki şey denebilir. Yani onun adına konuşamam ama benim gözlediğim kabaca iki şey. Bir, bu gidişatın bir kere durdurulmasın. Çünkü şu anda en çok eza gören, bütün bu baskılardan
somut sonuçlarıyla baskının somut yaşayan tarafı onlar. Tutuklamalarıyla, işsizlik oranlarıyla, gelir dağılımı oranlarıyla, yoksulluk oranlarıyla vesaire vesaire. Neresinden bakarsak bakalım. Dolayısıyla bu iktidarın değişmesi konusunda ana aktörlerden biri olacak, evet. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na destekleri de o anlamda o ana aktör rolünün üreten ve veya aynı zamanda o rolünün de bir gereği. Ama ikinci bir talepleri var. Ayrıca bu talep de haklı bir talep. O da şu, yeni bir Türkiye, yeni bir toplumsal uzlaşma, yeni bir anayasa konuşacaksak, oradaki maddelerin ne olup ne olmadığı değil tartışma. Ama asıl Kürtlerin de kendi kimlikleriyle, kendi siyasi aktörleri üzerinden, kendi ihtiyaçları ve talepleriyle o yeninin tanımlandığı, kurulduğu süreçte aktörlerden biri olarak kabul edilmek, varsayılmak. Onlar adına ve onların oyunun dışında tutularak ama onları da kapsayan yeni bir kurumlar ve kurallar dizisi sadece Kürtleri değil, bu ülkede kimseyi de tatmin etmez. Doğrusu da bu değil ayrıca ama Kürtler ana unsur şu anda en güçlü muhalif hareket olarak hem de demografik olarak da en büyük farklı küme olarak o yeni sürecin ana aktörlerinden biri olmak istiyorlar. Kendi adlarına birinin onlara elbise dikip vermesini değil, o elbisenin dikimine, tasarımına dahil olmak istiyorlar. Çok da haklılar ayrıca. Dolayısıyla bu ikinci kısmı başarabilir miyiz önümüzdeki kısa dönemde? Benim temennim, bu seçimlerden sonraki umudum da o aslında. Yani birazcık romantik olduğunun farkındayım ama ben samimiyetle karşımıza çıkacak olası tablonun, yani 3 ittifakın da var olduğu ama birinin tek başına çoğunluğu alamadığı, hatta ikisinin tek başına 360 bile olamadığı bir tablonun, yani üçünün de bir arada olarak ancak anayasa değiştirilebilme ihtiyacının Türkiye için bir tarihi fırsat üretebileceği gibi bir umudu taşıyorum. Yani eğer bu 3 Türkiye'nin 3 kümesi, 3 partisi, esas itibariyle üçümüzün de bir arada o büyük biz duygusunu yeniden inşa etmenin gerekliliğini kavrarlarsa ya da beceremiyor olmanın sürdürülemezliğini görürlerse, toplumsal esenlik içinde, toplumsal huzur barış içinde bu uzlaşma ihtiyacını hissederlerse Türkiye tarihi fırsat yakalayabilir ve beklenmedik biçimde hakikaten çok daha kısa bir sürede daha bugüne göre daha demokrat bir anayasa yapabilir. Ama eğer oyunu birbirlerinin kaybetmesine kurarlar ve bu tablo içinde hiçbir iktidar sürdürülemez. Yeni bir seçim kaçınılmaz. Yeni seçime giderken de herkes birbirinin pozisyonunu sıfırlamaya, birbirini yok etmeye çalışsın. Oyununa devam ederlerse de ülke kaybeder. Çünkü dünyanın dinamikleri de Türkiye'yi beklemiyor sonuç olarak. Dünyada da başka şeyler oluyor. Bir sürü şeyden ama bilimde, ama ekonomide, ama sanatta, ama siyasette, ama bölgesel olarak ülkeler arasındaki bölüşüm kavgasında. Onun için Türkiye bu fırsatı kullanabilir mi? Benim umudum kullanması gerekliliğinden de yola çıkarak bu olabilir umudunu taşıyorum. Ama öyle mi olacak göreceğiz. Ama çok büyük olasılıkla bir arkasından yerel seçim var. Buradaki handikaplarımızdan birisi bütün aktörlerin ya da Cumhurbaşkanı için iki adayın da ekonomideki zorluğun, ekonomideki bu krizi aşmanın ne kadar zor olduğunu topluma anlatmıyor oluşları. Öyle bir anlatı var ki her şey çok kolay. Yani 2 ayda, 3 ayda hangisine oy versek her şey çözülüverecek gibi. Halbuki küresel dinamiklerden de baksak, Türkiye'nin ekonomik durumundan da baksak öyle 3 ayda falan çözülebilir bir zorluktaki problemi yaşamıyoruz. Çok daha yapısal bir mesele var, çok daha hayati bir mesele var ve bunun da bedeli var sonuç olarak. Toplum olarak bu bedeli ödemeye hazır olup olmamak meselesi. Halbuki bize 2 aday da diyor ki yok ya sizin hazır olmanıza gerek yok. Siz bana oyu verin. Ben sizin adınıza bu işi çok kolayca çözeceğim. İnşallah öyle olur. Ama öyle olacağını sanmıyorum ben kendi hesabıma. O zaman da üreyecek hayal kırıklıkları bu seçimde Kemal Kılıçdaroğlu ya da muhalefet kazansa bile bir siyasal meczeziri mümkün kılacak koşullar oluşabilir. Yani Türkiye bu seçimden sonra çok muhtemel ki 2024 sonu 25'ten itibaren yeniden seçim tartışmaya başlayacak. Ama anayasayı değiştirdiğimiz için. Ama hangisi kazansa kazansın parlamento çoğunluğu olamadığı için. Zorluklar nedeniyle hem de ekonomik zorluk nedeniyle. Ve o ikinci seçime de bir siyasal meczir bugünkü Erdoğan'ın kazanma ihtimalinden daha yüksek de olabilir. Çünkü bir başarısızlık ve başarısızlığın ürettiği hayal kırıklığı çok daha sert başka dip dalgaları. O nedenle bugün Muharrem İnce ya da Sinan Ogan diye görünen oyların bir tepkisel oy olduğunu ve üzerinde kafa yorulması gerektiğini altını ısrarla ve tekrar tekrar ve uzunca çiziyor olma sebebim o. Bir dahaki seçimde bu tür oylar %20'ler, 30'lar, 40'lar da olabilir. Sadece gidişata tepki ve sadece itiraz dolayısıyla. Ve
Bu tür tepkiler, toplumsal tepkiler, toplumsal duygu hali her zaman manipüle edilebilir. Tarihte çok örneği var. Yani Almanların Hitler'e nasıl razı olduklarını, bütün o kamplara bile nasıl görmezlikten geldiklerini ruh haline bakmak lazım. Onun için karmaşa ve kaosun değil, gerçekten siyaset marifetiyle bu sorunları çözebileceğimizi topluma anlatmak ve toplumun güvenini kazanmak ve ikna etmek gerekiyor. Toplum da buna hazır. Muhalefet bunu başarabilirse çok rahat birinci turda da bitebilir. Bekir Bey, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bekir Ardır'la seçim gündemini konuştuk. Analizlerini, yorumlarını, tahminlerini ve uyarılarını dinledik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.